Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eyeliner nasıl çekilir, kolay eyeliner nasıl çekilir, ben kendim nasıl çekiyorum ya da son böyle zamanlarda bir ürün keşfettim, onunla beraber nasıl eyeliner çektiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya eyeliner'ı seven de var, sevmeyen de var. Ben eyeliner çekmeyi çok seviyorum. Yani her gün makyaj yapıyorsam ya da atıyorum 5 gün, 4 gün makyaj yapıyorsam genellikle eyeliner'ı çekiyorum. Çekmediğim zamanlarda da farla sadece, far maskara olarak uyguluyorum ama genel anlamıyla eyeliner, far, maskara üçlüsünü gerçekten çok seviyorum. Şimdi benim çektiğim eyeliner şu şekilde likit mat bir likit eyeliner, mat ne? Likit mat ruja gitti kafam. Şöyle ucu ince olanlardan ama son zamanlarda bir ürün ile genellikle çekiyorum. Mesela bununla da üstten geçiyorum. Bu suya dayanıklı bir eyeliner. Yağmurlu havalarda bu tarz suya dayanıklı eyelinerleriniz ile yağmur yağsa bile kesinlikle gözünüzden akmayacaktır. Şimdi benim nasıl eyeliner çekiyorum? Şimdi şöyle bir tane ürünümüz var. Ben size açıklama kısmına bunun markasını falan yazacağım. Şu şekilde bir uç kısmı şöyle üçgen şekilde geliyor. Yani gözünüzde şu şekilde yerleştiriyorsunuz, damgayı basıyorsunuz rahatlıkla onun üzerinden. Damgayı bastıktan sonra genellikle ben bu likit eyelinerimle geçiyorum. Normalde ben bu likit eyelinerla da çekebiliyorum yani. Ama onun haricinde siz böyle bu tarz ürünlerle çekemiyorsanız kesinlikle şu tarz böyle ucu üçgen olan ya da böyle şablonlar oluyor ya, eyeliner çekme şablonları. Gratis'te, Watson's'ta böyle 4-5 lira gibi çok uygun fiyatı alıp gözünüze yapıştırıp oradan böyle çekebiliyorsunuz. Ama ben size bugün bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Mesela bir tanesini daha böyle kuyruklu yukarı doğru, bir tanesini yana kuyruklu şekilde göstereceğim. İstediğiniz gibi esasında eliniz pratik kazandıkça uygulayabilirsiniz. Esasında bir tarafı da böyle sivri doldurabilmeniz için ama bunun böyle pigmentasyonunu çok yoğun olarak görmediğim için kendi ürünümden kullanmayı tercih ediyorum genellikle. Şimdi bu arada uygulama doğrudur yanlıştır. Ben sadece kendi sizlere uyguladığım şekilde uyguluyorum. Sonra da mesela diyelim ki eyelinerinizi çok kalın buldunuz ya da beğenmediniz. Bu tarz böyle kulak çubuklarıyla beraber eyelinerınızı düzeltebilirsiniz, inceltebilirsiniz. Yani o şekilde de sizlere göstereceğim ben. Şimdi uygulamamıza geçelim. Dediğim gibi şöyle üçgen kısım var. Ayna biraz uzakta, şunu yakınlaştırayım. Şimdi şu şekilde iki tarz göstereceğim sizlere. Şimdi bu şekilde gözümüze damgamızı basalım. Böyle bir eyeliner damgası oldu. Gördüğünüz gibi buradaki kesiklik güzel esasında. Şimdi içini doldurduktan sonra esasında mesela buralarıyla şu kulak çubukları yardımıyla düzeltmeler yapabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bununla kendi ucuyla doldurmayı deneyeceğim ben. Ama pigmentasyonu yani yoğunluğu çok yoğun olmadığı için diğer eyeliner ürünümle üstünden geçeceğim. Ay konuşamadım. Eğer o eyeliner şeyini uygulamak istiyorsanız gördüğünüz gibi yoğunluğu, siyahlığı çok olmadığı için ben kendi eyelinerim ile üzerinden geçiyorum tekrardan. Ben böyle gördüğünüz gibi elimle çekerek yapabiliyorum. Böyle direkt bu şekilde hani bazen uygulama yapıyorlar, ben öyle yapamıyorum. En azından kendi uyguladığım şekilde sizlere de göstereyim. Tabii ki de siz böyle bu şekilde falan da yapabiliyorsunuz ama ben asla o şekilde yapamıyorum. Böyle illa şöyle çekmem gerekiyor. Artık sizin nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Gördüğünüz gibi ben içlerini biraz daha doldurdum. Bence gayet güzel, hoş bir eyeliner oldu. Karşı aynadan da böyle baktığımda güzel bir şekilde duruyor. Siz ne diyorsunuz? Ya pratik bir şekilde çekmeniz için tekrardan söylüyorum. Bu uç ile gerçekten çok güzel çekebileceğini düşünüyorum. Elinizin pratiklik kazanmasını gerektiriyor. Ne diyorsunuz? Bence güzel bir eyeliner oldu. Çok basit bir yöntem ile damgayı bastıktan sonra içini rahatlıkla bu şekilde doldurarak güzel bir eyeliner elde edebilirsiniz. Şimdi tekrardan aynı eyeliner ucumuz ile bu sefer de böyle değil de biraz daha farklı bir eyeliner çekelim. Şimdi tekrardan damgamızı açıyoruz. Bu şekilde gözümüze yerleştiriyoruz. Dokundurduk. Biraz daha kalın bir eyeliner çekelim. Herkes ince eyeliner sevecek diye bir şey yok. Kalın sevenler de çok gördüm.
Yani kendi tarzınızı bulacağınızı düşünüyorum. Ben biraz daha bu şekilde eyelinerleri seviyorum. Hem de farla falan sürdüğünüzde, maskarayı sürdüğünüzde gerçekten güzel oluyor. Belki bu kısımları biraz daha ince olabilir tabii ki de. Karar size kalmış. Şimdi ben bu göz kapağıma biraz daha kalın eyeliner çektim. Bu kalın eyeliner bana yakışmıyor çünkü göz kapaklarım böyle görüldüğü üzere direkt eyeliner ile kaplanıyor. Bunda fara yer doluyor, bunda fara yer kalmıyor. Göz kapaklarım biraz da böyle düşük olduğu için olabilir yani. O yüzden ben genellikle bu tarz eyelinerleri kullanıyorum ama gözünüz belki de buna müsaittir, buna müsait değildir. Bu şekilde de çekebiliyorsunuz. Şimdi şunu göstereceğim sizlere. Tekrardan kulak çubuğunu alıyoruz ve makyaj suyumuz ile şöyle ıslattıktan sonra mesela diyelim ki buralarda düzeltmeler yapabilirsiniz. Yani inceliğini ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki çok böyle uzun sevmiyorsunuz kuyruk kısmını. Gördüğünüz gibi bu şekilde düzeltmelerle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ya da mesela bunu ayarlayalım. Şimdi göstereceğim sizlere. Eminim ki siz de biliyorsunuzdur bu yapılan şeyleri ama tekrardan buradan gösterebilirim. Eminim bilmeyen, öğrenmek isteyen, tabii ki de ben bilir kişi de değilim bu arada. Belki de eminim ki benden kat ve kat daha güzel videoları izlediniz. Ben bu kendi yöntemimi, kendimle ilgili olan çalışmayı sizlerle gösteriyorum. Biraz daha bu şekilde incelttim. Şimdi şuradan da biraz alabiliriz esasında. Böyle kuyruk kısmı daha küçük bir şekilde oldu. Bence bu da güzel oldu. Bu biraz daha dediğim gibi göz yapıma bu kalın olan uymadı. Ben genellikle bu şekilde tercih ediyorum. Dediğim gibi bu ürünü satın alabilirsiniz. Şöyle uç kısmı. Bu uç kısmını çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama onun haricinde sivriliği falan çok güzel. Onun haricinde şu damga kısmıyla eğer eyeliner'ın buradaki yoğunluğu bitse bile diyelim ki ucuna bu eyeliner'ınızdan sürerseniz sadece damga yapmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Cidden çok seveceğinizi, sizlerin de böyle elinizin pratikliğini kazanabileceğini düşünüyorum. Bence güzel bir eyeliner çektim. İnanıyorum değil mi? Bence de güzel oldu. Dediğim gibi iki şekilde de biraz daha üste bakan bir eyeliner oldu. Biraz daha yana bakan düz bir eyeliner oldu. Benim eyeliner uygulamam bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kameranın ortalarına doğru açanlar için dediğim gibi bir bu şekilde eyeliner çektim. Bir tane de böyle şekilde eyeliner çektim. Şimdi demeyin ki ikisi hiç anlamıyorum, orantısız yani hiçbir şey yok. İkisi de birbirinden apayrı falan demeyin. Dediğim gibi buna başka bir tür eyeliner, buna başka tür bir eyeliner çektim. Ben bu tür eyeliner'ı seviyorum ama eminim ki bu tür eyeliner'ın da hatta daha kalını da sevenler vardır. Herkesin kendi tercihi, kendi meselesi. Dediğim gibi eğer başka türde böyle şablonlarla yaptığım eyeliner şablonları var ya, onlarla yaptığım video istiyorsanız da bana yorum yazabilirsiniz. Ya da siz nasıl uygulama yapıyorsunuz? Daha pratiklik nasıl kazandınız? Eyeliner çekmeye yeni başlayan arkadaşlar için yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten dediğim gibi ben böyle bilgilendirici kişi, bilir kişi değilim. Ben sadece videolarımda kendim nasıl yapıyorum, kendim nasıl yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince o videoları da yönermeye çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.